Merhaba arkadaşlar. İyi günler. Bugün Facebook'ta bir bilmece paylaştık. Zeki insanlar için bilmece diye geçiyor konu başlığımız. Paylaştığımız konu buydu. Gördüğünüz gibi 3 tane içeceğin toplamı 30 yapıyor. Bir içecek 2 hamburgerin toplamı 20 yapıyor. Bir hamburger 4 bardak biranın toplamı 9 yapıyor. Bir hamburger, bir bardak ve bir içeceğin işlemin sonucu ne olur diye sormuştuk. Çok ilginç cevaplar aldık. Gördüğünüz gibi cevaplar burada. Hep birlikte inceleyelim. Kimisi demiş 15'tir, kesinlikle 25'tir cevap. Ben de 70 cevabına çarpı işaretine dikkat edin diye söyledim. Çünkü burada çarpı işareti var en sonunda, gördüğünüz gibi. Altı diyen var. 15 diyen var. 60, 25. 15, 15. 15 diyen var. 16 diyen var. 60 diyen var. Görüldüğü gibi değişik değişik sonuçlar çıkıyor. En güzel cevabı da Ercüment Gündüz diye bir kardeşimiz vermiş. Bakalım. Burada matematik kuralı var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle çarpı işareti. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çarpı işareti önce yapılır. Sonra toplama işareti yapılır. Ardından bölme ve çıkarma işlemleri yapılır. Genel matematik sıramız buydu. Burada da çok güzel anlatmış Ercüment Gündüz Bey. Teşekkür ederiz kendisine. İçecek 10 birimle toplandığında 30 yapar. Bir içecek, bir hamburger, bir hamburger daha 20 yaptığına göre hamburgerler 5'er TL'dir. Burada gördüğünüz gibi. Bir hamburger, iki içecek, iki içecek daha 9 yaptığına göre içeceklerin her biri, bardaktaki içeceklerin her biri birer puana eşdeğerdir. Alttaki işlemi yapmış olursak gördüğünüz gibi 5 hamburger parantez dışında kalıyor. Önce çarpma işlemini yapmamız lazım. Bir bardak 1 puandı. İçecek 10 puandı. 1 çarpı 10, 10. Artı 5 eklediğimizde sonucun 15 yaptığını görürüz. Bu şekilde yani doğuracağımız budur. Ama insanlardan çok farklı cevaplar aldık böyle gördüğünüz gibi. Siz de görüyorsunuz ne kadar ilginç cevapları var karşımıza çıkan. Görüyorsunuz. Liste sürekli devam ediyor. Siz de hesaplayın bakalım sonuç ne çıkıyor.